Açıkçası ben Arda Turan'ın Galatasaray'a gelip bu sezon içerisinde faydalı olabileceğini çok zannetmiyorum teknik anlamda. Ama bir yandan da Fatih Hoca'nın Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş, giderken 13 milyon euro kazandırmış, Galatasaray'da bulunmadığı dönemde her platformda özel hayatında problemler yaşamış olabilir ama ben de inanıyorum herkes ikinci şans hak eder. Fatih Hoca da çok değer verdiği için, buzlarda eridiği için ve oyuncu karakterine de inanıyordur. Yani belki 2-3 ay olmaz ama gelecek sezondan itibaren belki eski Arda'yı görebiliriz. Bunun için istiyor. Yoksa teknik anlamda şu anda Galatasaray girse seyrettik miydi Paul Başakşehir'de? Evet. Sezon başında da seyrettik. Yani kafası da karışmış olabilir. Şimdi o yargı sürecinden de geçti. Arda çok fazla sahada değildi. Bedenen oradaydı ama. 2,5 yıldır falan yok Arda sahada. Yok yani toparlamakta güçlük çekiyor. Dolayısıyla hani gelir. Şimdi Galatasaray'ın sorunu neydi sezonun ilk yarısında? Topu hızlı taşıyamamaktı ya. Ön bölgeye geçememekti ya. Onyekuru gittikten sonra diğer oyuncuların formsuzluklarıyla beraber. Şimdi dünkü maçta seyrediyoruz. Sekidika, Ömer Bayram da yapıyor. Topu daha hızlı taşımaya başladı. Onyekuru gelince daha da hızlanacak Galatasaray'ın. Arda teknik olarak hız katmaz ki. Onu diyorum. Topa sahip olmayı fazlalaştırır. Bak set oyununda bir şey söyleyebilir hani miyim? Çok dikkatli yapabilir. Seyrettim. İlk Başakşehir'e geldiğinde Abdullah Hoca Başakşehir'deyken ne zaman Arda'yı bu amaçta oyuna alsa, bir Rize maçı var hatta, Arda oyuna girdi. 2-0 öndeydi Başakşehir. 2-1 oldu. İkinciyi de yiyorlardı az da. Yani Arda'yla birlikte bir oyuncu daha oyuna almıştı. Hocanın yanlış bir tercihi olmuştu. Arda yani öyle bir fiziksel yetersizlik içerisindeydi ki onun üzerine 2 sene daha geçti. 32 yaşına geldi artık. Çok deneyimli futbolcu. 2,5 seneden beri düzenli olarak 5 maç arka arkaya 90 dakika oynamamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ha, yani gelirse dün tribünde gördüm bir Arda forması vardı 66 numara. Gördün mü sen onu? Ay zaten Fatih Terim bir önceki maçtan sonraki dedikler. Basın toplantısında medyaya dönüp siz de talep etmeniz lazım. Taraftar da falan dedikten sonra Galatasaray'ın baskın taraftar grubu Ultras'tan hemen bir açıklama yayınladı. Yani burada iş ama şeye doğru gidiyor. Hani Ultras'tan görüşünü belirtti. Taraftar istiyor. Bence tamamı istemiyor da. Teknik direktör çok istiyor. Çok karışık duygular var o konuyla alakalı. Evet, insanlar da şeyi hatırlatıyor. İşte neydi o? Adam gibi adam tişörtleri gibisi tabii. Arda fotoğrafı olan işte ne bileyim neydi o? Emre'nin abisi Emre, kankası Acun sen artık yoksun koçum falan. Hani ne oldu da bir anda buraya döndü iş onu da anlayamadım. Neyse karmaşık ev çok karmaşık ya, bir konu. Fatih Hoca'ya güveniliyor. Fatih Hoca'ya saygı duyuluyor. Fatih Hoca istiyorsa bir bildiği vardır Fatih deniliyor. Tribün ayak olmasa zaten tribünden destek görme ihtimali yok bu transferin. Yok. Yönetim de bunu dillendiremiyor. Benim anladığım kadarıyla ve hissettiğim kadarıyla bundan çekindiği için Arda Turan'ı istemiyor. Biz Arda Turan'ı takıma alırsak tepki çekerizden çekiniyor. Benim anladığım kadarıyla bu. Herhalde yönetim zaten oturup bir teknik karar vermiyor. Arda'nın sol kanattaki performansı işte çok hız katmaz bizi ama topa sahip olabiliriz falan diye öyle bir karar vermeyecek yönetim zaten. Daha idari bir karar veriyor. İşin mali boyutuyla ilgili bir sürü şey haberi de çıktı. Yok bedavaya oynayacak, yok 1905 liraya oynayacak. Hani orada da yönetimin elini zayıflattı, zayıflattı aslında. İstemeyen, transfer istemeyen yönetimin. Bilmiyorum. Ben açıkçası en baştan beri bu transferin ne Arda'ya ne de Galatasaray'a bir yarar getireceği kanaatinde değilim. Ama Arda Turan üzerinden bir bilek güreşi bir süredir devam ediyor. Doğru tabir. Bu bilek güreşini, yani bilek güreşine döndü iş. Yine de yani hani Fatih Terim'in daha önce Ünal Aysal'la giriştiği eleman polemiğindeki üslup daha sertti iki tarafında. Hala yumuşak bir üslupla gidiyor. Ama böyle kalmayabilir bu üslup. Yani bu sertleşebilir. Bakın Mustafa Cengiz bugün ne diyecek çok merak ediyorum.